Merhaba sevgili arkadaşlar, Sportive Live'ın yine biz Karaköy'e geldik ve Karaköy'de kutup ayısıyla arkadaşımızı yine rahatsız ettik. Hoş geldiniz tekrardan. Eyvallah. Nasılsın abi, görüşmeli misin? Yaramaz bir şey yok, idare ediyoruz. Siz de iyisiniz. İyiyiz valla, süper. Arkadaşlar, bugünkü konumuz bence en önemli konulardan bir tanesi. Kış dağcılığında ya da kış sporlarında. Yani, evet. Giyinme. Nasıl giyinmelisiniz? Ne tür giyinmelisiniz? Aslında giyinme kriterleriniz ne olmalı? Hangi katmanlarda giyinirsiniz? Ben iyi bildiğim konulardan bir tanesi ama Türkiye'ye 3 yıl önce gelmiş rap markasının bütün kombinasyonlarını görmek ve biraz da alışveriş yapmak için geldim. Sevgili arkadaşım size bu konuda yardımcı olacak ve bize tek 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 özellikleriyle anlatmaya çalışacak. Ben de sizden bana gelen sorularla onu sıkıştırmaya çalışacağım ve bildiklerimle tabii ki. Hadi başlayalım. Evet abi. Hoş geldin. Ben kış dağcılığı yapacak bir adamım. Buz tırmanışı falan yaptım. Bu arada şeyden de buradan sizden bir mont almıştım. Efsane çıktı. Bayağı iyi güle çıktı. Güle güle kullan. Eyvallah. Çok güzel çıktı. Bir Uludağ tırmanışa gittim. Orada kullandım ve çok da keyifliydi. Onu videosunda hazırladım. Size yakında o da yayına başlayacak. Arkadaşlar, şimdi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, kış dağcılığında çok üşüyorum. Çadırda -30, -40'ları görüyoruz. Yürüyüşlerde hadi biraz kendimizi kotarıyoruz ama bize nasıl giyinmeliyiz, nasıl yedek taşımalıyız? Böyle alttan başlayıp yukarıya doğru bize bir anlat. Mesela herkesin ayakları ve elleri üşür. Çünkü en uzak, kalbimizin en uzak noktaları orası. Dolaşımın en zayıf olduğu yerler. Aynen. Alttan başladım. Nasıl bir çorap giymeliyim? Nasıl bir çorap tercih etmeliyim sence? Şimdi çorap genelde yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi. Bizim aklımıza sıcak tutmak denince ilk yün çorap gelir. Ama evet, yün gerçekten sıcak tutar. Fakat bizim bildiğimiz eski usul komple yün çorap değil de yine nispeten sentetiklerle karıştırılmış yünler daha mantıklı artık. Çünkü yürüyüş esnasını geçtim, normal durağında da vücut ısındıkça artık bir yerden sonra dezavantaj olmaya da başlayabiliyor fazla ısınma. Yün çorapların içerisindeki sentetikler de fazla terin dışarıya atılmasını sağlıyor. Bildiğim kadarıyla sadece yün kullanıldığında yün vücuda göre kuruma yaparmış. Yani aslında nem dışa değil içe doğru geçiş yapıyor diye biliyorum. Doğru mu kendi acaba? Kendi içinde saklayabiliyor. Ha, kendi içine evet. Saklayabiliyor ve sizi daha çok üşütüyor aslında. Birincil olarak yine tene temas ettiği için vücut ısısının düşmesine sebep oluyor. Ama içerisinde işte o genelde bu tür termal içliklerde ve çoraplarda kullanılan sentetikler, ki özellikle polipropilen dediğimiz malzeme, terin dışarıya atılmasını çok sağladığı için mantıklı olan o. Yani çorapta yün çorap giymek istemiyorsanız sentetik çoraplardan bir tanesi şunun gibi olmalı. Burada yine polyester, poliamid ve polipropilen karışımı bir çorap. Özellikle alt kısmı daha kalın, daha dolgulu, üst kısmı daha ince. Dolayısıyla hem teri daha rahat atabiliyor hem de ısınmayı daha fazla sağlayabiliyor. %85 polyester, %10 naylon, %5 de elastan denilen bir üründen ve İtalyan ürünü. Tabii ki benim en sevdiğim marka La Sportiva'lardan biri. La Sportiva'nın bir trekking çorabı ama dağcılık çorapları da işte sadece biraz daha gramaj arttırılarak yine aynı mantıkta. Anladım. Isınırken fazla ısınıp terlememek, teri üzerimizde tutmamak. Aslında kritik bütün konu mantık değil mi? Tabii. Bütün mantık çok terlememek, teri üstünüzde tutmamak. Çünkü yedeğiniz olmayabilir ya da var olan yedeğinizde terlemiş olur. Onu taşımak da istemeyebilirsiniz. O yüzden o terlediğiniz şey ya vücut dışarı atabilmeli, kıyafet onu dışarı atabilmeli ya da onu absorbeyip artık kendi içinde tutabilmeli ve sonra çıkartıp artık kurutuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Kendinizi bir şekilde böyle aynen yapmanız lazım. Tamam, çorap konusunu geçtim. İçlik çorapla konusu. Çorapla birlikte en önemli şeylerden birisi de içlik. İçlikte de yine doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi, birçok insan bunu tecrübe etmeden önce işte atletin ya da iç çamaşırının üzerine bir içlik giyebiliyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Isınmak için bunu yapıyorlar. Isınmak için baktığınızda evet doğru bir hareket olabilir. Ama
terlediğiniz zaman, o ter atletinizde kaldığında, birincil öncelikle tene değen şeyde kaldığında sizin vücut ısınız yine düşüyor. Dolayısıyla vücuda, özür diliyorum, vücuda aslında en çok sarılarak yapışması gereken şey içlik. Tabii ki. Kesinlikle. Buna dikkat ediyorsunuz. Yani bu önemli bir konu. İçlikteki kullanılan malzeme, yine birçok insan çok hoşlanmaz tenime işte böyle sentetik değsin diye, ama şu anki teknolojiyle bir yerde hala mecburuz. Çünkü teri vücutta tutmadan, çıkan teri en çabuk dışarıya ileten şeyler yine az önce bahsettiğim gibi polipropilen malzemesi. %30-%35 oranında en kötü iyi bir içlikte olması gerekiyor. İyi bir içlikte başka olması gereken şeyler dokuma farklılıkları. Bilhassa üst vücutta soğuğa maruz kaldığımız ve çok terlediğimiz yerler çok değişken. Erkeklerde mide üzeri, göbek ve sırt ortası fazlaca terler. Muhtemelen sen de önce oralardan terliyorsun. Bu içlikte mesela baktığımız üzere mide ortası ve göbekte zaten farklı bir dokumayla, daha ince bir dokumayla daha rahat ter atımı sağlanıyor. Aynı şey sırtta da mevcut. Sırtın da tam ortasında, kol altlarında, yanlarda farklı dokumalarla farklı ter atabilme katsayılarını ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla vücudun işte 37 derecenin üstüne çıktığında fazla şeyle, ne denir, hareketle birlikte hızlıca ter atıp bir daha onu 37 derecelere, 36,5 derecelere indirmeye çalışıyoruz. Onun da püf noktalarından birisi. Ben içlik konusunda bir şey görmüştüm. Öyle bir içlik tasarlamışlar ki içliğin koltuk altı, işte gövde ve sırt kısmında ekstra soğutucu yapmışlar. Çok koşucular ya da işte soğukta koşucular işte oralarını soğumasını sağlıyor. Yani bazı ısıtıcılar olabiliyor, ısıtabiliyor gibi gibi şeyler görmüştüm. Tabii içlik konusu çok bambaşka ve çok önemli bir konu arkadaşlar. Evet, alt ve içliğim, alt ve üst içliğimi de aldım. Peki eldivenler? Eldiven gideceğin yere göre biraz değişiklik gösterebilecek bir şey. Ama kış dağcılığına gidiyorsan illaki kalın bir eldiven ihtiyacın var. Peki bu kalın eldivenin içerisine sence içlik giymem lazım mı? Kesinlikle. Evet. Onun iki sebebi var. Birincisi ve en önemlisi, iki parmak eldivende bir iş yapmak çok zordur. Evet. Ama ellerin sıcak kalması için de beş parmak eldivene göre çok daha fazla avantajlıdır. Çünkü dört parmak bir arada kaldığı zaman birbirlerini çok daha rahat ısıtırlar. Diğer türlü olduğu zaman da bu sefer üşüme başlar. Ama aynı zamanda yürüyüş batonu, kazma, işte ne bileyim ya da ufak tefek şeyler tutmamız, hareket yapmamız da gerekecek. Ya da tırmanmamız da gerekecek. Orada da iki parmak eldivenin dezavantajını yaşamadan gerekirse eldiveni hemen çıkartıp içine iç eldiven dediğimiz ince eldivenle takılabiliriz. Aynen öyle. Eldiven konusunda tabii yeri gelmişken ben de hatırlatayım. Genelde eldivenini kaybederek parmaklarını kaybeden insanlar olabiliyor. Bunu şurada gördüğünüz bir perlon var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada bir perlon var. Bu perlon özelliği nedir biliyor musunuz? Elinizi buradan takıp böyle. Bunu böyle takacaksınız. Bu çok önemli bir konu ve profesyonel dağcılar bile yapabiliyor. Bu eldiveni buraya takmadan kullanıyor ve elinden çıkart, işte kazmasını alacak, bir şey alacak. Uğraşırken çantada diyor ve gitti. Ondan sonra parmaklar yok olabiliyor. Yani eldiveniniz ne kadar iyi olursa olsun bir malzemeyi de kullanmayı da bilmeniz lazım. Yani bütün önemli konu aslında kullanmayı da bilmek. Tabii ki, yani bunun dediğiniz gibi şu kullanılmazsa niye koymuşlar acaba diye bir düşünür insan. Düşünmek lazım. Büyük eldivenlerin, iki parmak eldivenlerin birçoğunda bir de şöyle ekstra bir sıkıştırma halkası bulunur. Montların kenarlarında gördüğünüz. Evet, evet. Bu da hem yağış esnasında içeriye kar ya da şey girmesini engeller. Aynı zamanda içerideki sıcak havanın da dışarı kaçmasını engeller. Kesinlikle. Bu da o yüzden önemli bir şeydir, kıstastır. Giydikten sonra bunu da sıkarak dip iyice kapanmasını sağlarız. Süper. Eldivenimi de aldım, çantama attım. İkinci önemli şeylerden bir tanesi yine ısınmayı sağlayacak, aynı zamanda da termal alışverişi sağlayacak içliğin üzerine giyeceğiniz ara katman. Ara katman. Ara katman önemli. Biz bunların genelde sıcak tutsun diye kalın malzemelerden olmasını istemeyiz. İnce, hafif ama sıcak tutabilecek malzemeler bu konuda çok önemli. Şunun gibi yarım fermuarlı bir polar
bu konuda çok etkili olur. Polar pamuk, yani pamuk bazlı bir şey olduğu için birincisi ısıtma performansı iyidir. Hatta fazla kalın olursa bu sefer dezavantajlı olabilecek derecede terletebilir. Kesinlikle. Ama burada gördüğümüz gibi özel dokumalı, bu şekilde kare kare dokumalı polarlar ısı transferini de çok rahat yapabileceği için. Şöyle göstereyim ben. Yani siz bu esnada arkadaşıma anlatayım. Termal içliğin tenden alıp bir dışarı katmana ilettiği teri, polar da bu sefer biraz daha dışarıda itebiliyor. Tenden ne kadar uzaksa ter, bizim için o kadar iyi. Aynen öyle. Dolayısıyla bu o konuda oldukça etkili bir ara katman oluyor. Aynen. Bunun fazlası fazla sıcak olabilir. Bunun azı yetersiz kalabilir. Tabii ki ama bizim işimizin düsturunda ince ince kat kat giyinip ihtiyaç halinde iklimlendirme yapabilmek var. Çıkartabilmek. Bu da onun yollarından bir tanesi. Şimdi bunu da aldık, çantaya attık. Tabii en önemli konulardan bir tanesi bacaklar. Peki abi ben nasıl bir pantolon giymeliyim? Kas tüyü bir pantolon mu giymeliyim? Yoksa sofşer özelliği bir olan bir pantolon mu giymeliyim? Tabii ki yerine göre çok değişir. Ama mesela ben Tunç'la konuşmuştum. Hayatım boyunca hiç kas tüyü pantolon giymedim demiştim mesela. Yani olabilir, bacakları üşümüyor. Onu gerçi elleri de üşümüyor ama. Pek üşüyen bir abimiz değil. Pek üşüyen bir abimiz değil. Ama mesela ben de hiç giymedim. Hani kas tüyü, pantolon. Ama belki tercih edeniniz olabilir. Alabilir değil mi yani? Tabii ki alabilir ama gereklilikleri çok ekstrem koşullarda oluyor. Yani kas tüyü, pantolon, 7000 metre ve üzeri tırmanışlar yapacaksak evet o zaman gerekli olur. 7000 metre üzerine gidecekken zaten bütün ekipmanların bir upgrade edilmesi gerekecek. Evet. Onun için çok gerekli şey de olur. Aynen, yani bir işte ne bileyim bir 3000 metre bir tırmanış yapacaksanız çantanızı ekstra doldurmaya gerek yok. Kesinlikle. Ya da ne bileyim böyle komple bir tulum şeklinde giyinen bir arkadaşla karşılaşmıştım ben. Zaten bir 15 dakika sonra hepsini çıkartıp çantası içine tıktı ve o çantayı taşıyamadı. Yani bu bir saçmalık. O yüzden biz bir pantolon alalım abi istersen. Bir de bizi pantolon öner bakalım. Bizim pantolon seçimimizde belli kıstaslara göre olmalı. Sen ağrı kışa gidiyordun. Senaryomuz oydu ve yapacağımız iş oydu. Bunun üzerinden gittiğimiz takdirde softshell bir pantolon senin işini görmez. Çünkü softshell dediğimiz malzeme %100 su geçirmeme garantisi olan bir malzeme değildir. Dikişlerin altında o ısıl bant işlemi yapılmadığı için %100 geçirmemeden de bahsedemeyiz. Evet, rüzgara karşı çok iyidir. Yağış esnasında ya da fırtına esnasında bir miktar su da kaydırabilir. Ama misalen yarım saat, 45 dakika, 1 saat sürecek bir yağışta artık ıslanmaya başladığımızı anlarız ve dönülmez akşamın ufkuna doğru götürür o bizi. Hiç gerek yok. Orada bizim kabuk pantolon dediğimiz materyaller giriyor devreye. Eğer teknik bir tırmanış yapıyorsak ve yüksek irtifalara gidiyorsak, atıyorum bu sene sen yaptın ağrı kış, seneye bir demavent düşündün, ondan sonra Lenin'e gideceğim dedin, komünizmayı çıkacağım dedin, yavaş yavaş yükseltiyorsun çıtayı. Oradaki pantolonumuzun teknik detayları ne olmalı? Birincil olarak yine alt içliğin şart. Kesinlikle. İhtiyaca göre, orada da yine şöyle, biraz daha ısıtacak, daha kalın bir termal içlik seçebilirsin. O kişinin kendisiyle alakalı. Ben genelde bacaktan üşümediğim için benim hiç ihtiyacım olmaz. Teknik pantolonda yine montlar gibi %100 su geçirmemeyi sağlayacak bir membran ararız. Evet. Gore-Tex olanların en iyisi. Yoksa Event işte ya da başka markaların membranları. Ama kesinlikle kumaşa bir laminasyon olmalı. Bu Gore-Tex'in Pro edisyonunun kullanıldığı bir pantolon. Dolayısıyla gerçekten çok üst seviye bir pantolon. Bu pantolonun bir de şöyle bir özelliği var. Ben de başka bir markanın kullanıyorum. Ama bu sene bu markayı deneyeceğim. Rap markasını deneyeceğim. Boydan boy arkadaşlar bir fermuar var burada. Böyle. Upuzun bir fermuar var. Ve bunu çıkartmak istediğiniz ya da havalandırmak istediğinizde kendinizi, bacaklarınız gerçekten bazen çok yanabiliyor. Açıp havalandırabiliyorsunuz. Ben bir de böyle bir pantolonun şöyle bir avantajını yaşadım. Çadırı, yüksek itfaiye çadırı biraz alçak olur. The North Face'in mesela M25 çadırını anlatmıştım ben. Çadır alçaktır arkadaşlar. O yüzden çadırda şöyle bir durum oluyor. Siz giyinmek tamamen bir dert. Şöyle yapıyorsunuz. Bunu komple açıyorsunuz. Üstüne yatıyorsunuz. Sonra komple kapatıyorsunuz. Bir pantolonu giymiş oluyorsunuz. De burada ayağımı çekeyim, sokmaya çalışayım. İçinde ayağa kalkayım, donumu yerleştirmeye çalışayım diye bir şey yok.
O yüzden çok iyi bir tasarımı var. Peki bu ısıtmayı da sağlıyor mu peki? Bu beni ısıtacak mı? Kabuk İçinde... pantolonlar sizi ısıtmayacak. Kabuk pantolon sizi sudan, rüzgardan ve aşırı terlemeden koruyacak. Isınma işini siz bunun içine giydiğiniz içliğe ve kendi yaptığınız vücut hareketinin kan dolaşımına bırakacaksınız. Anladım. Buradaki dediğim gibi az önce ihtiyaç halinde biraz daha kalın bir içlikle tercih edilebilir dememin sebebi oydu. Kişinin ne kadar üşüdüğüyle alakalı olarak. Anladım. Şimdi ben tabii bir özelliğinden daha bahsedeyim kullandığım için. Şu kumaşı daha farklı değil mi bunun? Tabii ki. Yani dikişlerin iç kısımlarında, ayakların birbirine değeceği kısımlarda kalan kumaşlar genelde çok daha kalın, sürtünme dayanımı çok daha yüksektir. Bunlardan asli olarak, yani bunun sebeplerinden birincisi kış dağcılığında kullandığımız krampon ekipmanı. Evet. Krampon çok güzel pantolon yırtar istemeden. Dolayısıyla bunun sürtünme ve darbe dayanımı daha yüksek bir kumaştan yapılmasının birinci sebebi o. Evet. İkincisi, içlerinde bunların zaten kendi tozlukları olur büyük ihtimalle bu tür pantolonların. Bir ikincisi de tozlukla biraz daha işte compatible olabilsin diye bu malzeme biraz daha kalın yer. Ama krampon her şeyden önce. Benim aldım pantolonumu, ağrı kışa gittim, Iğdır noktasından çıkacağım. Maalesef ilk böyle yarım saat sonra kramponu taktım, ilk yırttım. Oturdum sonra dedim ki Allah kahretsin. Yani o yüzden çok kıymetli, biraz böyle hassas davranıyor. Çok da ucuz ürünler değil yani aslında. Zor, evet. Pantolonu da aldım. Çok pantolonun beğendim. Da şusu da önemlidir. Genelde çok pantolon diye değil, salopet diye geçer. Askıların olması aslında gerçekten mühim bir şey. Kesinlikle. Yani çok kullanışlı olmadığı zaman anlıyorsunuz ne demek olduğunu. Çünkü normal yaşamdaki gibi yok kemeri düzelteyim, biraz daha sıkayım, belimi toplayayım gibi şanslarımız olmadığı için ara katmana kadar, yani içine giyeceğimiz kas tüyüne kadar olan kısmı bunun içine sokup salopet olarak yukarı çıkardığımızda çok daha temiz bir hareket oluyor. Bir daha hiçbir şey ayarlamaya gerek bırakmıyor. Evet arkadaşlar, yani dağcılıkta ve dağ kıyafetlerinde özellikle bu marka 1970'lerin sonunda 80'lerde başlanan bir ve, şey. Ve şeyi de sahibi de, yani Rap ismi de Rap değil mi? Soy ismi. Ha. O kişi de dağcıymış herhalde. Ben tabii öyle ki. Bir okudum. Dağcı, yani benim en önemsediğim konulardan bir tanesi, bir adam geliyor size bir şeyi anlatmaya çalışıyor fakat onu yapmıyor. Yani bana bir şey ifade etmiyor. Onu bir yap, bir dene, bir gör, bir yırt bir kez ya da kullan, bir kerezi kır ya da düş ki hani ona göre mutlaka sen bir şeyini yapacaksındır. Bu konuyu çok önemsiyorum. Ben biraz araştırdım markayı. İngiliz markası. İngiliz markası. Bilhassa yani normal teknoloji şeylerde, Gore-Tex'lerinde falan da yine öyle de bilhassa kas tüyü konusunda dünyada gerçekten böyle hakikaten efsane sayılan bir marka. Çok da sorumlu bir marka. Yani kas tüyünde de işte RDS dediğimiz sorumlu tüy standardını ilk kullanan ve en çok destekleyenlerden birisi. Onun manası da bazı izleyiciler bilir, bilmeyenler için açıklayalım. Kesim için yetiştirilen, yani gerçekten böyle yiyecek sektörü için yetiştirilen hayvanların tüylerini kullanıyor sadece. Yani tüy için, tüylerini almak için hayvanları eziyet etmiyorlar. Evet, öldürmüyorlar ya da işte yoğunluyorlar. 2020'den beri de dönüştürülmüş tüye de geçtiler. Bu ne demek abi? Kullandığı tüyü temizleyip bakımını yapıp hidrofobik dediğimiz tekrardan ilaçlı işlemle yıkayıp bir daha kullanıyor. Yani ikinci bir kazın tüyündense eski montun tüyüyle devam ediyorlar. Bu da çok şey. Yani bir markayı alırken de tabii hepimiz doğacıyız. Doğayı çok seviyoruz. Onlara zarar vermek istemiyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. İşte benim söyleyecektim onu da. Bu markayı almam, tercih etmemdeki bundan sonraki, yani aldım zaten ama kriterlerden bir tanesi de buydu. Kesinlikle zarar vermemeye çalışıyor, topluyor ya da onları değiştirip hemen siniyor tekrar. Ben bunu da aldım, süper. Şimdi bir de ne kaldı? Üst, değil mi? Bir üst kabuk ceketimiz kaldı. Bir de ihtiyaç halinde kabuk ceketin altına giyeceğin ara katman kas tüyü ya da kuvvetli insülasyon. Anladım. Altına giymesen bile teknik ceketi, o an
hareketlisin ve ihtiyaç duymadın. Kampta durduğun yerde ihtiyacın olacak ısınmak için. O ne önerirsin abi ki bize? Orada iki seçeneğiniz yine değişecek. Birincisi, dolgu miktarı çok fazla olmayan ama ısıtma performansı yine yüksek olan bir kas tüyü olabilir. Hı hı. Bu yürüyüş ya da buz tırmanış esnasında da gerçekten aktif bir kullanım sağlayabilecek bir olan. Ya da yok, benim burada ona ihtiyacım yok, ben durduğumda kampta giyeceğim dediğimizde daha yüksek dolgulu bir kas tüyüne geçeceğiz. Orada da örneğin şu model olabilir. Her ikisi de yine 800 fili kas tüyü, hı hı, dolgu miktarları farklı. Bu farkı unutmayın. Yani hepsi 800 fil olabilir ama siz kullanacağınız yere dolgu miktarını sormanız lazım. Evet. Yani bu işte bu 100 dolgu filine sahipken bu 400'dü. Benim evet. Bana söyledin değil mi? Yani o 100 gramsa o 400 gram. 400 gram, evet. Ama ikisi de aslında aynı şişebilme kapasitesine sahip tüyden dolduruluyor. İkisi de 800 fil. Aynen. Ama miktarları farklı. Miktarları. O değişkeni gözden kaçırmamak şimdi lazım. Şimdi ben tercih ettiğim bunlar kadın modelleri değil mi? Evet, yani aynı ürünlerin hem kadını hem erkeği var. O erkeği mesela bu kadın modellerinden bir tanesi. Yani her zaman kırmızı tabii ki. Kırmızıyı en sevdiğim. Ben bunu da seçtim. Tabii bedenine bakacağım. Biraz kilolu olduğum için bu arada. bunu da aldım. Üstüne bir de ne giyeceğim? Kabuk. Kabuk dediğimiz en dış katman. Tamam. Orada da yani doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi, bazı ceketler teknik ceket, bazıları teknik ceket değil yorumu geliyor. Evet, bu nispeten doğru ama teknik, yarı teknik ya da teknik olmama durumu insanların ayrıştırdığı kadar kolay bir şey değil. Evet. Oradaki kumaştaki laminasyona bakmak gerekiyor. Gerçekten teknik ceket diyebileceğimiz bir ceket kendisi. Bunun sebebi, gördüğünüz şu sadece bir parça kumaş değil. En altta, üstte ve ortada olmak üzere 3 katmanlı bir kumaş. Ve Gore-Tex membran var, Gore-Tex zarvat işlerinde. Bu 3 katmanlı kumaşla birlikte aynı zamanda ceketin her tarafının kesimi de ona özel. Birincisi, ağız kısmı oldukça yüksek. Fırtına patınma fırtınadan korunabilmek için. Her şeyi içinize giydiğimiz balaklava ya da Google'a bırakamayız. Aynen. İkincisi, fermuar tek fermuar değil. Alttan da bir fermuar var. O, ola ki bir tırmanış esnasında emniyet kemerini taktığınızda alt fermuarı açıp emniyet kemerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. En iyi özelliklerinden bir tanesi bu zaten. Yüksek irtifada mutlaka emniyet kemeri de kullanıyorsunuz. Şu olmayan bir teknik ceket mesela, evet, neredeyse hiç işe yaramaz. Aynen. Çok kullanışlı olur. Gördüğünüz üzere çanta kollarının ya da teknik kemerin, emniyet kemerinin geleceği yerlerde cepler yok. Aa, bunda niye cep yok diye bir endişeniz olmasın, olmamalı. Göğüs kısmında engellemeyecek cepleri var. Evet. Kullanmak isterseniz bunları kullanırsınız. Vücuttaki iklimlendirmeden, ter atmadan çok bahsettik. En önemli konu dedik. Aynen. Fırtına var, tırmanıştasınız ama hareketlisiniz de, bir yandan da fazla ısındınız, onu hissediyorsunuz. Korkuyorsunuz çünkü. Önünüzü açıp havalandıramazsınız kendinizi. Ne yapıyoruz? Koltuk altındaki fermuarları kullanıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Buradan böyle açtığınız zaman bir anda, çünkü insanoğlu bir kafa, iki de koltuk altından termostatı vardır. Oralardan ısı dengesini yapar. Bu bilinmeyen bir konudur. O yüzden bunu koltuk altına koyuyorlar ve çok da kolay, böyle çırt diye çekip çırt diye hemen kapatabiliyorsunuz. Ben en çok kullandığım şeylerden bir tanesi mesela. Çok önemli bir özellik o. Üçüncüsü, kapüşon bu tür ceketlerde çok önemlidir. Aa, bunun kapüşonu çok büyük, çok bol duruyor, sallanıyor, bu kilitlenmiyor mu, kapanmıyor mu? Gelen sorular genelde hep bu tür yönde oluyor bize. Kapüşonda dediğim gibi o büyüklüğüne, toplanmasına, hantal durmasına, uzaylı gibi gözükmeye bakmıyoruz. Bu öyle olmalı. Yani şu genişlik bize lazım, şart. Neden peki abi o gibi? Abi bunun nedeni çok basit. Ölmememizi sağlayacak kask girecek bunun için. Yani bir motorcu için kask ne kadar önemliyse bir dağcı için de o kadar önemli. Aynen. Olmalı. Yani bazı işte arkadaşlar şey yapıyor. Ya bunu niye bu kadar büyük tasarlıyorlar? Bunu içe takıyorum, kask üstüne takıyorum, olmuyor. Yok arkadaşlar, kask içeri, kapşon dışarı. Bir de bunun çok güzel tarafı var. Hani böyle çocuklar eskiden oyun oynarlarken böyle şey yaparlardı, buzu buradan böyle atarlardı içeri. Yani öyle bir şey yaparsanız oradan buz girer arkadaşlar ve büyük bir rahatsızlık ya hissedersiniz. Ya. Yapmayın. Ama çok da şey yapmayın, dert etmeyin. Böyle bir mont giyiyorsanız eğer, kaskı taktıktan sonra da
kenarlardan, arkadan, enseden ve yandan. Evet. 4 farklı yerden ayarlanabilir oluyor. Dolayısıyla yok bol durdu, bol kaldı, işte güzel gözükmedi, derdimizde kalmadı. Aynen öyle arkadaşlar. Yaptım bir anda. Evet. Şimdi bunu da aldık. Bir de genelde alt pantolonlarda tozluk oluyor. Ama yüksek irtifa tırmanışlarına bol kara giriyorsan eğer tozluk da kullanmak lazım. Rep markasının bir de tozluğu var arkadaşlar. Tozluk aslında çok değişken olmayan bir malzeme. Bir iki püf noktası var dikkat edilmesi gereken. Önceden çok bahsedilen bir şey vardı. Altı kumaş olmasın, demir olsun. O bundan bir 10 sene öncesine kadar çok popüler bir düşünceydi. Yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı o düşünce. Çünkü kar yürüyüşünde değil de normal çarşaflı zeminde yürüyorken o demirin arada sıkışık, kopma, çıkma gibi olaylar oluyor ve tamiratı olmuyor. Dolayısıyla kullanılmaz hale gelebiliyor toz. O yüzden yine basit bir kumaş değil ama kevlar destekli, yırtılmayacak, kopmayacak basic bir malzeme. Böyle bir şey olmasında fayda var. Kevlar'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Kevlar'ı bir de bu silah çelik yelekte falan kullanıyorlar. Çelik yeleklerde kullanıyorlar. O yüzden hani kevlar o da bir kumaşmış deyip geçmeyin. Kevlar'ı bayağı böyle güvenlik kumaş zırh olarak kullanıyorlar yani. İkinci önemli noktalarından bir tanesi tozluğun açılma ve kapanma yerinin hem gerçekten kuvvetli bir velcro'yla, cırt cırtla hem de altında ekstra bir fermuarlı olması. En makbulü bu. İkisi birden olmalıdır. Çok soğukta fermuar donar. Velcro çalışmaya devam eder. Velcro donar. Fermuarla şey yaparsınız. Yani atalarımızın dediği gibi önce tedbir sonra tevekkül. Biz malzemeyi sağlam alıyoruz. Gerisini bırakıyoruz. Yukarıdakine. Bu ekipmanlarla beraber çok kullanılacak bir şey değil ama senin için buz tırmanışında kullanılacak ve maalesef piyasada çok az bulunan bir bere. İç katmandaki polardan hiç takmam arkadaşlar ben de. Evet. Soğuk havalarda buz tırmanışında kaskın altına takılabilecek bere az bulunuyor maalesef. Evet. O incelikte. Ama ısı yalıtımında kuvvetli olan bir bere. Bu iç katmandaki bahsettiğimiz özel örgülü polardan. Dolayısıyla ısıtma kabiliyeti çok yüksekken aynı zamanda çok hafif ve seride dışarıya iletebilen bir malzeme. Bu işte gidikleri poların tarzında üretilmiş bir aynı malzeme. Aynı malzeme. Aynı. Bunu bere olarak çok bereden ziyade boneye benziyor. Ama kaskın altında rahat olması için öyle olması gerekiyor. Kıyafet konusu herhalde bundan sonra çözülmüş oluyor. Artık kış tacılığına gidebiliriz. Bununla direkt böyle senle Doğu Beyazıt hava buluşabiliriz yani. Evet evet ya, bir de bir konuyu söylemek istiyorum. Ben kırmızı çok severim ve kırmızı kullanırım. Bütün dağcılık yüksek irtifa malzemeleri kırmızıdır. Tırmanış malzemeleri mavi ve turuncudur. Bu renklerin bu kadar olmasının bir özelliği de var arkadaşlar. Böyle bir yerde düştüğünüz, kaldığınız, uzaktan bir arkadaşınız bakıyor sizi görebilmek için. O yüzden bazı arkadaşlar da renksiz kıyafetler seçebiliyorlar. Mutlaka renkli, cart, kendini gösteren, fosforları olan, çadırda dahi patlak renkleri. Evet, mesela Everest Base Camp'e gittiniz, şöyle kafayı kaldırdınız. Bütün The North Face'leri sayarsınız 1, 2, 3, 4, 5 diye. Çünkü o ona göre bir renk tasarlamıştır. Sarıdır büyük çoğunlukla. Sarı. Bak bir limon sarısıdır. Aynen. Marmot da o renk turuncudur genelde. Aynen öyle. Koyu turuncu yapar. Reb yine ekspedisyon çadırları vardır. Bivak çadır diye daha çok geçer aslında. Onlar da patlak turuncudur. Hep böyle yani işte koyu siyah yapayım, elegans gözüksün değil. Yani aslında bütün her şey sizin güvenliğinizle alakalı. Bunu unutmayın. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. O yüzden de bir malzemeyi alırken tarihini, üreticisini, satıcısını, bence çok önemli. Bir kontrol edin, bir bakın, bir test edin ve mutlaka gidip ürünü deneyin. Bir dağcılık ve ekstrem malzemesi denenmeden alınmaz arkadaşlar. Gidip dokunmanız lazım. Valla çok teşekkür ederim dostum. Rica ederim. Eline, ayağına, nefesine kuvvet. Teşekkür ederim. Ben bu malzemelerin birkaç tanesini deneyeceğim, birazdan alacağım. Ve çok da zevkli kullanacağım diye düşünüyorum.
Arkadaşlar yine merak ettiğiniz konuları mutlaka aşağıdan yazıyorsunuz. Buraya kutup ayısına Karaköy'e gelip deniyorsunuz. Çok güzel bilgiler veriyor ve satmak için değil, size doğru şeyi önermek için buradalar zaten. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi ve sorularınızı mutlaka bekliyorum. Biz de bekliyoruz, buradayız. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.